Yeni bir videodan hepinize selamlar. Adana Vlog'un 3. serisinden sizleri bu çatallı sesimle karşılıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 3 gündür hiç video açamadım. Çünkü sesim sıfır, sıfırdı. Yani bildiğiniz konuşuyorum ama sesim asla çıkmıyor. Maksimum düzelmiş hali bu. Ve artık video başlatmak istedim. Çünkü 3-4 gündür öyle geçiyor günler. Aslında pek de iyi değildim de video açacak enerjide de değildim açıkçası. Yani şuraya tatile geldik. 10. günümüz bugün, bir haftadır hastayız. Çocuklar toparladı çok şükür. Benim sadece sesim kaldı. Sesim de düzelirse başka hiçbir şey kalmıyor. Ama artık bugün gezmeye çıktım. Ya sesime bakın, ne olur kusura bakmayın. Çatallanıyor arada böyle. Değişik başka biri gibiyim şu an. Şimdi hazırlandık, nereye gidiyoruz? İpeklere gidiyoruz arkadaşlar. Belki aranızda İpekleri tanıyan vardır sosyal medyadan. Benim çok eskiden arkadaşım. Ama bazı sebeplerden dolayı bir süredir görüşemiyorduk. Hazır Adana'ya gelmişken de artık zincirleri kıralım ve görüşelim dedik. Uzun zamandır plan proje yapıyoruz. Ben bir türlü Adana'ya gelemedim. O İstanbul'a geldiğinde kısmet olmadı derken sonunda kavuşuyoruz İpek'le. Onun ev hediyesini ben internetten bizim eve sipariş vermiştim. Tesadüfen de dün geldi ev hediyesi. Bugün buluşuyoruz. Oğlu var, Ahlas. Ahlas'a da minik bir hediye almak istiyorum. O yüzden şimdi bir çarşıya götürüyor babam bizi. Çarşıdan Ahlas'a da minik bir hediye alacağım. Ondan sonra İpeklere geçeceğiz. Bugün sizler de benimle berabersiniz. Saçlarımı kestirdikten sonra ilk defa maşa yaptım ve çok hoşuma gitti. Arabadayız. Annem Nuran'ı tutuyor, ben Mirza'yı tutuyorum. Otokoltuğu olmadığı için çocukları zapt etmek biraz zor oluyor. Şimdi ben kapatayım kamerayı. Gidince size tekrardan güncelleme yapayım. Noyan'a bakın. Ahlas'a doğru gidiyor. Evet anneciğim, hadi doğru gidiyoruz. Bak anneanne gitti bak Mirza'yla. Koş. Çantasını da zor taşıyor. Yolluğu var içinde. Oğlum. Hadi gel Noyan'ım. Biz geldik şimdi. Bir yarım saate yaklaşık oluyor ama kamerayı açamadım tabii size. Bir araya getirmeye çalışıyoruz. İpek değişik şeyler yapıyor. Sesimin tekrardan kusuruna bakmayın ne olur. Mirza'yı da çiçeğe sattım şöyle. Hiç benim değilmiş gibi davranıyorum şu an. Noyan konser veriyor. Ahlas gel. Bu bebi Tolay yatmadı. Noyan'ın uyku saati. Mirza'yı da ayağımda salladım, uyuttum. Yok. Uyumadılar maalesef. Biz de kahve içmeye kaldık. Acı yatmaz oldular bugün. İpek de kahve hazırlıyor şimdi. Kahve içeceğiz. Ne yapak? Yapacak bir şey yok. Bir Ahlas içeri sesleniyor. Aynen. Dur size de göstereceğim birazdan Ahlas'ı. Kahvemizi içecek bir kendimize gerek. Çocuklara uyutup rahat ederiz dedim de olmadı. İşleme de burada İpek. Hayır ya. Hayır diğer odaya, Ahlas'ın oda da tam olsa oraya açardı koridoru da. Olsun, bir şey olmaz. Normalde mesela Noyan hiç direnemez uykuya da. Ahlas. Her ya farklı her ortam işte. Ya bir şey olmaz, ne olacak. Ha, huzursuz olmasın da. Nerede zürafa? Kahve içmeye çalışıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Noyan izlemeyse ben de bir story atacağım inşallah. Noyancığım bir müsaade verir misin? Noyan. Allah'ım bir şaşır şaşır. Noyan. Ahlas. Bir bakın Ahlas. Bakayım. İpeğe bakın. Ahlas. Ahlas geliyor. Bunlar bizi asla yalnız bırak. Evet ya. Evet. Baş başa mutfağa kaçıyoruz İpek'le arkamızdan. Adana'ya geldi biliyorsun. Aha hele bakın. Adana'ya geldim geleli ih fellahım. Sesim peki. Ahlas, Noyan, hayır. Aa. İzin aldın mı İpek'ten? İpeğe bak. İpeğe bak bir. Öpüyorsun bir. Veriyorum ben sana. Bak Ahlas sana bakıyor. Allah'ım. Ahlas ne yapıyor Noyan?
İpek yeni taşındı arkadaşlar evine. Hala çiftliyim ya. Hem İpek'le görüşmeye geldim hem hayırlı olsuna geldim. Ev görmeye geldik. Çoluk çocuk cümbür cömert. Bu çocukları bir yere postalayıp tekrar görüşmek evet lazım. Evet ya gerçekten böyle hiç olmuyor. Şimdi telefonu Noyan almış İpek'in telefonu. Benim telefonum Noyan'dı. Yok o çiçeğin. Çiçeğin mi? Bakar mısın? Ay aşkım buraya gelmesinler. Sıcak tüp çok böyle şey. Sıçratıyor mu? Dendini. Aa, bir şey yok. Ay Noyan. Evet anneciğim Noyan sana kutu mu getirdi? Hasta olunca sen nasıl öksürüyorsun anneciğim? Nasıl öksürüyorsun bebeğim? Peki. Hadi çiçeğe de düt yap. Düt yap çiçeğe. Düt yap bakayım hadi. Ha, sıksın hadi. Ablası gel burnunu sıksın. Hadi ben de sana düt. Çiçek ablanın burnunu sık oğlum hadi. Çiçek ablanın burnunu sık. Ha benimki mi sıkacaksın? Düt. O zaman ahlasa da düt yap. Ahlasa da düt yap. Ahlasa düt yap hadi. Ahlas'ın saçları çok güzel değil mi Noyan? He? Aslan nerede? Aslan. Nasıl? Ocu. Hadi la. Herkesin getirdiği açıklamış hazırlanıyor. Mahvederler. Yırt onu yırt yırt. Hadi de. Ne yapıyorsun? El sallar mısın kamerama? El sallar mısın Ahlas? Bak Noyancık alışık. O yüzden hemen el sallıyormuş. Noyan sen salla. Onu bırak. Alo. Noyancık baba nerede? Noyan dışarı mı izliyorsun? Neler hazırlamış İpek bize neler. Bakın nefis görünüyor. Ya hiçbir şey hazırlayamadım. Kaç gün oldu bak Adana'ya geleli ilk fellahı sende yiyorum. Vallahi nefis görünüyor. Beğenirim. Çok güzel görünüyor. Şu kız sen anneciğim. Sen sevdin mi bunu? Çocuklar İpek de Murat'ın düğün albümünü inceliyorlar. Şöyle bir sürü şey hazırlamışlar bize bakın. Çok güzel görünüyor. Anneannemiz misafirlikle mahvoldu. Bizim ortamın hali. Bebek tarlası. İpeğimlik hediyeleri almıştım. Bakar mısınız tepemizden düşmediler. 45 dakikada bir tane börek yemeye çalışıyorum. Ya, güzel günlerde kullan. Ya ne zahmet ettin. Ay Ahlas teyze ne almış? Öpücük ver teyzeye. Öpücük. Selam biz İpeklerden eve geldik. 3 tane çocukla oturmak, sohbet, muhabbet, bir şeyler yiyip içmek maksimum bu kadar oluyor arkadaşlar gerçekten. Muhabbet edebildiğimiz kadar muhabbet ettik. İpek bir sürü şey hazırlamış. Hepsi çok güzeldi. Ama bunu saymadık. Gitmeden yine tekrardan bir ayarlayacağız, görüşeceğiz İpek'le beraber. Noyan ikinci uykusunu yapmadı. Orada Ahlas'ı gördü, oyuncakları görünce uyumak istemedi. Farklı bir yerde olunca hiç istemedi. Allah'tan Mirza biraz uyudu, bize müsaade etti. Ahlas'la Noyan bayağı iyi anlaştı aslında. Beklentimin üstünde anlaştılar. Gayet güzeldi, çok keyifliydi. Çok keyif aldım, güzel bir gün oldu. Eve geldik şimdi, gitmeden biz yemeğimizi yapmıştık zaten ama orada bayağı bir şey yediğimiz için şu an canım hiç yemek yemek istemiyor. Direkt makyajımı çıkartacağım ve dinlenmeye geçeceğim. Zaten sesime bakın hala bu şekilde. Yarın sabah da kahvaltıya Nurdan annemlere geçiyorum tekrardan. Oradan da köye geçeceğiz. Çakaldere köyüne. Nurdan annemin köyü. Orada da işte birazcık da orada zaman geçireceğiz yarın. Yine sizi de yanımda götüreceğim. Ama bugün bir dinlenmek istiyorum. Üzerimi değiştireceğim. Edit yapmam gerekiyor. Ufak bir edit işlemim var. Onu da yapayım. Artık yarın kaldığımız yerden görüşürüz. Günaydın. Noyan Bey her zamanki gibi iş başında. Dur. Tekrardan günaydın. Sabah bir hazırlanmadan yeni uyanmış halimle size bir günaydın demiştim. Sonrasında Mirza'yı bir yatırdım ben. Uyudu. Şimdi uyandı. Çocukları hazırladım. Çantaları hazırladım. Nurdan annemlere geçiyorum. Şöyle hazırlanmış biçimde de size gelip bir günaydın demek istedim. Bugün sesim biraz daha iyi. Daha az çatallanıyor ama hala tamamen kendi sesime kavuşabilmiş değilim. İnşallah kavuşacağız. Elleme anneciğim.
Şimdi Mert geliyor bizi alacak. Kahvaltıya geçiyoruz. Artık oraya gittiğimizde görüşürüz. Ya ben bunu anlamadım. Biz geldik. Nur'dan annemler geçen mama sandalyesi almışlardı. Nur'un mama sandalyesine oturdu. Amcamız vurmaya çalışıyor. Evet. Daha önce hiç yapmadığım için. O tostlar amcamızdan mı? Evet. Amcamız tost da yapmış bir sürü bize. Buradaymış değil mi? Mirza'ya bakın. Mirza. Mirza. Anneciğim. Anne. Mama yiyeceğiz şimdi. Anne. Teyzemin evi. Evet, afiyet olsun. Köye geldik şimdi. Güzel mi? Torunlar bol olunca burada böyle oyuncak da çok oluyor. Getirin diyor. Eğer şeyse bunlardan sıkılıyorlar, başka da getirin diyor. Babaanne kutsal görevinde. Benim sesim hala aynı. Düzelecek inşallah. Ama öyle dolanarak yeme. Gel, gel buraya. Gel buraya. Ay olsun Ayça teyze, döker ya. Hiç beraber. Vallahi. Vallahi hiç şey sanılmıyor. Ben ben hiç sanmıyorum. Ben kendi çocuklarımda değilmişim. Evet, ama o bizim değil, o bizim değil. Oo, Hatice teyzenin eli çok lezzetlidir. Bakın bir sürü şey yapmış. Her gün dikkat edeceğim diyor. Her gün böyle masalarla karşılaşıyoruz. Annem de mümkün değil. Ay benim nefis görünüyor ama. Nasıl dikkat, nasıl yemeyeceksin şey, şimdi? Şey olsaydı anam. Anne. Çok güzel şeyler var burada. Anneye bak anneye. Ay, ay. Aşkıma bakın at, benim. At, at, bom. Bom. Oo, o neymiş, onu bırak, onu bırak. Bırak onu. O. Neler yaptın sen? Ay, hayır. Tamam. Ağzını. Bom. Aa. Baba. Aa, ben gidiyorum. At anne. Babaannesiyle bahçeye indi şöyle Noyan biraz. Hiç nasıl götüreceğiz anne bunu arabaya bindireceğiz? Ama böyle var ya coştu. Değil mi? Gücünü şeyin enerjisini atsın. Allah sana ne geçsin. Baba! Aferin. Ay Hatice teyze de kucağında bir güzel. Gel. Az kalma. Az kalma. Pişt, az kalma. Anneciğim. Traktör nerede? Traktör nerede? Nerede traktör? Yavaş, Nil de geldi bak. Şşt. Bak kamera. Hadi, hadi, bana bir bay bay yap. Tamam. Ana çağır buraya. Dede, kurban olurum. Ama dede diyor. Dede. Kahverengi ya. Dedem. Dedesinin arabasıymış. Canımın içi. Saatimiz 7:30'a geliyor. Mert bizi şimdi getirdi. Mirza'ya bakın ya. Anneciğim hoş geldin. Artık mama sandalyesinde oturuyor benim oğlum. Değil mi aşkım? Değil mi annem? Büyüdü benim oğlum. Geldik şimdi Noyan artık gece uykusuna geçecek. Aynen ufak ufak yatışa geçiriyoruz Noyan'ı. Sabah tekrardan babaannemize geçeceğiz kahvaltıya. O yüzden yatma zamanı. Günaydın. Biz hazırlandık. Sizlere böyle sabah bir kamerayı açamadım bir türlü. Hızlıca hazırlandık. Şimdi çocuklar falan. Mert'i bekliyoruz. Mert gelip alacak bizi. Bir kahvaltı yapacağız. Sonrasında bugün yine köye gidiyoruz. Ama bu defa Ahmet babamların köyüne gidiyoruz. Orada evleri var. Niye bağırıyorsun? Ben fular takmak istemiyorum. Onun için bağırıyorsun. Gidiyoruz. Hazırız çıkıyoruz. Size de bir günaydın demek istedim. Oraya gidince tekrardan açacağım kamerayı. Bırakmıyor Noyan peşimi. Peşimi bırakmıyor. Mirza'nın da var bak taktı bak, Mirza. Senin de fuların var. Bak gel. Mirza'nın da aynı fulardan var. Gördün mü? Anne anne. Allah Allah. Bebe. Mahallenin tüm kedilerin Noyan'dan kaçıyor. Güzel. Tamam. Evet, çok güzel. Amcamızı bekliyoruz. O gelmek üzere. Güzel.
fırına doğru gidiyor şu an. Yine bir kedi buldu orada. Gel buraya gel. Gel size, gel. Gel ya. Hayır, hayır. Aa, öyle yola atılmaz ama. Gidemezsin öyle yola. Kediler kovalamıyor mu öyle? Neden kovalıyorsun kedi? Tamam abi. Noyan, simit alacaksın mı? Günaydın. Günaydın, günaydın. İmedek beni paylaşala. Evet, paylaşırım. Mahallemizin evet. Fırını ha. Arkadaşlar. Namık Kemal Mahallesi. Instagram'da var nimet ekmek. Vay vay, maşallah maşallah. Bir simit, bir köpek ekmek. Öyle bir simit. Bir tane al eline ver şey götürsün. Poğaça var, yumuşak şeyler. O simit alsın. Bir simit, bir köpek ekmek. Noya sıraya girdi. Simit alacak şimdi. Yumuşak. Hap. Noyan. Simit aldı. Teşekkür oğlum. Ederiz. Haydi afiyet olsun. Hani şu yemiyor mu? Yok, o yiyemiyor daha. Gel bakalım. Geldi amca, geldi. Bizim amca mahallenin geldi. Fırını. Kendimi bildiğim bileli var. Bak amca geldi oğlum. Aha, amcası geldi oğlumun. Yer bulabilirse şimdi. İnşallah. Düşürme tamam mı poğaçanı? Biz de seni beklerken amcasın Oya sıraya girdi. Sıradan poğaça aldı. Allah Allah. Tabii. Poğaça mı istiyordun Oya sen? Bugün canım mı istedi poğaça? Mirza'ya bakın. Noyan gelir gelmez çekmecelere saldırdı tabii. Hadi kahvaltı yapacağız. Köye gideceğiz sonra. Hadi. Hadi hadi. Gel mamamızı ye, gel. Gel mamamızı yiyelim. Hadi bak, kahvaltı hazırlamış babaanne, hadi. Bak geliyor, bak burada, burada bak. Noyan bak. Bak. Vay! Neye giriyorsun sen? Oya. Evet, selamlar giyim anne. Nerede? İçeride miydi Bençay? Şurada var. Biz geldik köye. Bayağı oldu. Baksanıza ben uyumuşum. Mirza ile Noyan'ı yatırdık. Ben de yatmışım valla. Bir saati geçkin uyumuşum. Noyan uyandı. Şimdi köydeyiz. Ay çok güzel burası. Çok rahat ediyoruz burada. Çünkü burada terası var Nurdan annemlere. Şimdi Noyan'la Mirza buradalar. Göstereyim size dedim. Anneciğim nereye gitti kedi? Halaya sor, nereye gitti kedi? Çağırsın hala kediyi. Noya kediye terlik giydirmeye çalışınca terlik... Ay, kedi kaçtı. Mirza! Gel. Aha, kedi şimdi gelir annem. Havhan gördün mü? Mirza bak! Oh. Ay bak, orada havhan var. Gel boncuk boncuk. Mirza! Aşkım! Kedi bunu gelince şey yapar. Gel. Kedi gel bunun yanına gel. Noyan seni bekliyor. Nerede anneciğim? Kedi nereye gitti? Tekrar onu sür anne. Çünkü kedi gelir. Hadi. Hadi anneciğim. Adam kurban olurum. Aşkım. Şunlara bakın ya. Anneciğim. Nasıl gidiyor Mirza'nın arabası bu? Sen Mirza'yı sür hadi. Abi. Dede. Seslen, dedeyi çağır. Dede. Biraz daha sesli söyle, duymuyor dede. Mert'le babam da aşağıda araba yıkıyorlar. Adam çayı çağır. Aa, bak. Kardeşini de al ama kardeşin orada kaldı. Lan gel bak, sana ben ne yaptım annem? Aa. Kurma yiyelim, hemen kedi köpeğin yanına yiyelim. Evet. Hopla annem. Evet, biz köpeğin yanına gidiyoruz. Bay bay anneciğim. Bay bay. Bay bay diyor mu annem? Bay bay. Hadi geri tut annem. Hadi geri inelim. Evet. Biz köpeğe gidiyoruz annesi. Aha, bir ses duydum. Bir ses duydum. Kolay gelsin amcamız.
Amca kendini kaptırmış. Arabasını yıkıyor. Ben ne gördüm? Ha? Aşkım sen traktöre mi bindin? Ya. Sen mi bastın kornaya? Kornaya bastım. Nasıl bastın? Bir daha bas bir göreyim. Ha. Bas oğlum. Bas. Nasıl sürüyorsun sen? Noyan'a bakın ha? Şimdi. Baya şoför oldu ya. Dede. Bak bakayım Noyan abi. Emmi? Noyan'a bak bakayım adamcağım. Hadi. Bak. Noyan bak böyle bak. Buraya bak. Bak. Ne güzel yaptı. Bak. Kalanlar çıkarttı. Şu tepsiyi yapıyorum anne. Ona yapmayayım. Ninin. Dedem gelir mi hala? Dedem indirir, dedem geçirse olur. Helal. Ninin. Lan da telaşlısın vallahi. Çok telaşlısın, korkuyor mu vallahi bici? Kuzum da burada. Gelin kuzumla gezdireyim. Hoş geldin. Neler yaptın? Tam şoförümüş ya. Allah Allah. Çiftçi doğrusuna bunlar getirecek işe. İşe ya bu gelsin. Daha biz beraber geleceğiz işe. Aha. Yardıma gelecek mi dedenle? Dedesine yardım edeceğim. Evet. Sana geleceğim. Gel oğlum. Dedesi motora bindirmiş. Mirza. Nur'dan annem de bir sürü şey hazırlamış sabah erkenden kalkıp. Köye getirdik, bir de çay demledik. Şimdi çay içeceğiz. Aşkım. Cem ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun Cem? Onu çöpe at hadi anneciğim. O bitmiş. Çöpe götür istersen. Halaya ver, hala atsın. Ahmet. Yiyeceğim mi börek? Nereye? Gel bu tarafa döndürün şunu. Nereden gel? Ha orada su döküyor. Aha. Aha masaya koydum. Mert traktöre bindirmiş şimdi Noyan'ı. Noyan. Aşkım. Direksiyonu tutmuş bir de ya. Noyan. Günaydın. Nasılsın hayatım? Ne zaman büyüdün sen? Allah Allah. Şuna bakın ya. Kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Yumurta yiyeceğiz anneciğim bak. Aynen, oğluma yumurta koydum ben. Oba, altına açalım. Mirza Bey, nasılsınız? Gel o tatlıya getirin. Kim gelmiş? Noyan gelmiş. Hoş geldin. Ekmek mi aldın anneciğim? Evet. Taze ekmek aldın hadi mı? Hadi götür masaya bakayım. Hadi masaya götür bunlar. Oradan da geçiliyor zaten oraya. Sen
selamlar. Sabah size kamerayı açtım. İşte kahvaltı falan yaptık. Çocukları da çektim hatta size. Sonra biz hazırlandık. Şimdi bir mezarlığa geldik. Annemin köyündeyiz. Anneannemi ziyarete geldik. 9 ay oldu. En son cenazesi için gelebilmiştik. İşte sonra benim doğum sürecim falan hiç gelemedik. Annem de aynı şekilde. Mezarını bir ziyaret edelim dedik. Duamızı okuduk. Şimdi tekrardan dönüyoruz. Sizlere de bir tekrardan selam vermek istedim. Geldim abi. Çantamın içine atıver. Noyan ne yapıyorsun? Şimdi bir markete geldik. Minik bir market alışverişi yapacağız. Selamlar. Bugün size çok fazla kamerayı açamadım. Çocuklar inanılmaz huzursuzdu. Evin içinde hep genel olarak zaman geçirdiğimiz için hani ekstra bir şey yapmayınca kamerayı da açamadım sizlere. Yanlış hatırlamıyorsam en son market alışveriş yaparken bırakmıştım. Biz eve geldik, yemek hazırlığı yaptık. İşte yemek falan yedik. Çocuklara banyo yaptırdım ve yatırdım. Sonra da kendim bir duşa girdim. Artık dinlenmeye geçiyorum. Bu videoyu da burada sonlandırmaya karar verdim. Hemen ardından yarın sabah yine bir video başlatacağım. Adana serisine hız kesmeden devam ediyorum. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Adana'da bulunduğum süre zarfında sizlere çekim yapmaya devam edeceğim. Ben çok keyifle çekiyorum. Umarım sizler de videomu aynı keyifle izliyorsunuzdur. Son birkaç videodur izlenmelerde biraz düşme görüyorum. Bu da biraz moralimi bozmuyor değil açıkçası. Çünkü gerçekten çok emek veriyorum sizler için. Sizlerin güzel destekleri benim için çok çok önemli. Abone olmanız, yorum beğeni yapmanız hem kanalımı hem videomu daha çok ön plana çıkaracak. Daha çok kişiye eriştikçe ben daha mutlu, daha motivasyonlu bir şekilde videoları çekmeye devam edeceğim. O zaman yeni bir Adana vlogunda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın.